Evet arkadaşlar, 3. ünite düşünme becerileriyle devam ediyoruz. Umarım her şey yolundadır. Düşünme becerileriyle ilgili bir tane soru bekliyorum arkadaşlar. Yaratıcı, yansıtıcı, eleştirel, analitik, metabilissel, empatik. Bu 6 tane düşünme becerisi bizim için önemlidir, önceliklidir. Ama şu daha da öncelikli yaratıcı ve yansıtıcı düşünme becerilerini bilmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Evet, bizim amacımız bu. Ama size farklı düşünme becerilerini de anlatacağım. Mesela yakınsak, ıraksak, hipotetik, bilimsel, lateral gibi, global gibi düşünme becerilerine de bakmaya çalışacağım. Başlayalım arkadaşlar. 3. ünite. Düşünme becerileri. Evet, düşünme becerilerinden ilki bir yaratıcı düşünme. Yaratıcı düşünme arkadaşlar. Yaratıcı düşünme, hayal gücüne dayalı aykırı düşünmedir. Yeni, özgün, orijinal fikirler ortaya atmadır. Yaratıcı düşünme hangi hedefle ilişkilidir diye sorulursa sentez hedefiyle ilişkilidir diye düşünmeniz gerekiyor. Yeni bir bilgi birikimi, yeni bir formül, yeni bir soru, özgün bir bilimsel bir çalışma. Bunların hepsi yaratıcı düşünme ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yeni, özgün, orijinal düşünme, sentez yapma. Sentez hedefiyle ilgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bizim için yeni, özgün, orijinal, yaratıcılığı geliştiren anahtar, yaratıcılık ile ilgili anahtar kelimeler olduğunu söyleyebiliriz. Yaratıcılığı geliştiren yöntem tekniklerden de örnek vereyim. Bunları daha sonra da yöntem tekniklerde tekrar edeceğim. Mesela beyin fırtınası. Beyin fırtınası tekniğinde öğrenciler yeni, özgün, orijinal fikirler ortaya atarlar. Yeni, değişik, orijinal fikirler ortaya atmaları yaratıcılığı geliştirir. İstasyon tekniği. İstasyon tekniği yaratıcılığı geliştirir. Her bir masada yeni, özgün çalışmalar ortaya konulur. O yeni çalışmalarla öğrenciler yaratıcılıklarını konuşturur diye düşünmeniz gerekiyor. Resim çalışması, kollaj çalışması, drama etkinlikleri. Drama çalışması yaratıcılığı geliştirir. Neden arkadaşlar? Öğrenciler bir durumu, bir olayı spontane, doğaçlama bir şekilde ortaya koydukları için yaratıcı düşünme becerisini geliştirdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunlar yaratıcılığı geliştiren önemli tekniklerdendir. Evet arkadaşlar, yaratıcılığın bir de aşamaları var. Yaratıcılığın aşamaları. Bir, hazırlık. Hazırlık aşaması nedir arkadaşlar? Hazırlık aşamasında yaratıcı faaliyette bulunacağımız konu belirlenir. Planlama yapılır, araştırma yapılır arkadaşlar. Hazırlık aşamasında planlama yap. Konu belirle. Konu ile ilgili araştırmalarda bulun. Araştırma etkinliklerinde bulun. Bizim için hazırlık çalışmasıdır. Mesela arkadaşlar, materyal geliştirme dersinde öğretmeniniz size bir konuyu öğretmek amacıyla yeni, özgün bir materyal geliştirin dedi. İşte madde konusunu, maddenin yapısını daha iyi öğrenebilmek amacıyla bir tane materyal geliştirmenizi istiyorum dedi. Planlamayı yaptık. Konuyu belirledik. Öğrenciler nasıl bir materyal yapacağı konusunda araştırmalarda bulunuyorlarsa, bilgiler, veriler topluyorlarsa, ön çalışmalar gerçekleştiriyorlarsa hazırlık aşamasıdır diyeceksiniz. 2. Kuluçka. Kuluçka aşamasına baktığımız zaman şöyle oluyor arkadaşlar, bekleme süresi. Yani fikirlerin açığa çıkması için, yeni bilgilerin oluşması için düşündüğümüz aşama, beklediğimiz aşamadır arkadaşlar. Düşünme. Fikrin aklımıza gelmesi için bekleme. Bekleme süresi bizim için kuluçkadır. Tavuklar kuluçkaya yatar, yumurtalar çıksın diye. İnsanlar kuluçkaya yatar, fikir akıllarına düşsün diye. Kuluçka oradan geliyor arkadaşlar, beklediğimiz an. Bazen
Kuduçka evresinde arkadaşlar. Bekleriz, bekleriz, düşünürüz, düşünürüz, fikir aklımıza gelmez. Bazen fikirden uzaklaşmak gerekir. Fikir aklımıza gelmiyor ya. Bazen odaklandıkça, yoğunlaştıkça fikirden iyice uzaklaşabiliriz veya fikrin strese gireriz. Fikirlerin açığa çıkması daha zor olabilir. Bazen rahatlamak gerekir. Fikirden uzaklaşmak gerekir. Rahatlama. Rahatlama, uzaklaşma. Arkadaşlar bu aşamada kuluçka evresiyle alakalı. Hani Arşimet kaldırma Arşimet suyun kaldırma kuvvetini buluyor ya arkadaşlar. Bizim için orada ne yapıyor? İşte hamamda evrek evrek kediye bağırıyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Suyun kaldırma kuvveti olduğunu buluyor. O aşama bizim için nedir arkadaşlar? O aşamaya kadar geçen süre kuluçkadır. Yani düşünüyor, düşündükten sonra rahatlıyor. Nerede rahatlıyor? Hamamda rahatlıyor. Kuluçka. Kuluçka evresinden sonra evreka, evreka demesi, fikrin aklına gelmesi üçüncü aşamayla alakalı. Aydınlanma. Fikir aklımıza gelir. Fikir doğar. Fikir doğar diyeceğim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bekledik, bekledik, kuluçka. Fikirden uzaklaştık, kuluçka. Yoğunlaştık, kuluçka. Daha sonra birden evreka, evreka deyip fikir aklımıza geliyorsa aydınlanmadır arkadaşlar. Fikrin aklımıza düştüğü, fikrin aklımıza geldiği aşama. Ve son aşama arkadaşlar, 4. Deneme ve değerlendirme diyebiliriz. Deneme, sonuçlarını deneme ve değerlendirme. Gerçekleştirme. Ve de diyebiliriz arkadaşlar. Evet, fikir aklımızda mı kalır? Hayır. Fikri deneriz. Dener yanılır. Fikrin sonuçlarını görürüz. Fikir acaba istenilen sonuçları elde etti mi? İstenilen sonuçlara ulaşabildim, amacına ulaştım, ulaşmadım kısaca. Bunu deneriz, değerlendiririz. Bu da deneme, değerlendirme, gerçekleştirme aşaması ile ilgilidir. Evet, nasıl bir materyal yapacağımıza dayalı. Planlama yaptık, konuyu belirledik, araştırdık. Daha sonra acaba nasıl bir materyal yapabiliriz? Düşündük, düşündük, yoğunlaştık. Kuluçka. Veya düşündük, düşündük, fikir aklımıza gelmedi, uzaklaştık, fikirden kuluçkadır. Daha sonra nasıl bir materyal yapacağımız aklımıza geldi. İşte materyal ne yapacağız? İşte belli parçaları birleştirerek görseller oluşturacağım. Bu görsellerle, yeni, özgün, orijinal görsellerle işte maddenin yapısını, atomun yapısını en iyi şekilde öğreteceğim diye bir fikir aklımıza geldi. Aydınlanma. Daha sonra ilgili materyalleri alır, gerçekleştirir, ortaya bir ürün ortaya koyar, sonuçlarını değerlendirir, olup olmadığı konusunda geri bildirim elde edersen değerlendirme, deneme, gerçekleştirme aşaması ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. ÖSYM kuluçka aşamasını sordu, aydınlanma aşamasını hazırlık aşamasını sordu arkadaşlar. Bu basamaklarında bilmek zorundasınız. Evet, yaratıcı düşünmeyi engelleyen faktörler vardır. Mesela aptal yerine konuluyor hissine kapılıyorsanız, el alem ne der diye bir hisse kapılıyorsanız duyusal engeller olarak karşımıza çıkıyor. Veya bir cismin başka bir işleve sahip olmadığını düşünerek, kalem sadece yazı yazmak içindir, başka bir iş için kullanılmaz diye düşünüyorsak işleve takılıyoruzdur. Veya yüklü programlar, eğer klasik programlarla bir eğitim alıyorsak, bize yoğun bilgi yüklü programlarla bir eğitim veriliyorsa yaratıcılığımız engeller. Algısal faktörlerde sıkıntılarımız varsa, bir durumu, bir olayı algılamak istemiyorsak, mesela işte dünya yuvarlak değildir, dünya düzdür deyip delilleri görmek, doğru argümanlara odaklanamıyorsak, yeni sonuçlara varamıyorsak algısal engeller olarak düşünebiliriz. Yaratıcılığı engelleyen faktörlerden de uzaklaşarak yaratıcılığı geliştirmek gerekir. Yaratıcılığı engelleyen faktörler diğer derslerde görüldüğü için böyle kısaca ifade etmeye çalıştım. Evet, bizim için yaratıcı düşünme önemli bir düşünme becerisidir. Bu arada arkadaşlar, düşünme becerilerini yöntem tekniklerde tekrar edeceğiz. Atıyorum işte tekrar söyleyeceğim. Beyin fırtınasında, istasyonda, dramada, nerede, ne şekilde yaratıcılığı geliştiriyor, ifade etmeye çalışacağım. Evet, aslında yaratıcılık şöyle de söyleyebiliriz. Yeni bir ürün ortaya koyma da yaratıcılıktır. Var olan bilgileri birleştirip yeni bir ürün haline getirme de yaratıcılıktır. Yani hiçbir şeye bağlı olmadan yeni bir formül,
yaratıcılıktır. İki formülü birleştirerek yepyeni bir formül ortaya atıyorsak bu da yaratıcılık ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yaratıcı düşünme bu. İki, yansıtıcı düşünme. Yansıtıcı düşünme becerisi arkadaşlar, hatalardan, deneyimlerden ders çıkarma, hataları tekrarlamama. Hatalardan, deneyimlerden ders çıkarma, hataları tekrarlamama. Evet arkadaşlar, yaptığınız bir hatayı bir daha yapmıyorsanız, düştüğünüz bir hataya bir daha düşmüyorsanız, geçmişteki deneyimlerden, tecrübelerden ders çıkarıyorsanız yansıtıcı düşünme becerisine sahibizdir arkadaşlar. Mesela ders çalıştınız mı? Geçen sene ders çalışırken hatalar yaptınız mı? Geçen sene yapmış olduğunuz hataları bu sene tekrarlamıyorsanız yansıtıcı düşünme becerisine sahipsinizdir. Özellikle yansıtıcı düşünme becerisi öğretmenlerde bulunması gereken temel bir beceri olmalıdır, biliyor musunuz? Çünkü sizden hiçbir kimse ilk seferde mükemmel bir öğretmen olmanızı istemez. Ama öğretmenlik yapma süreci içerisinde yaptığınız hataları tekrarlamıyorsanız, hatalarınızdan ders çıkarıp eksikliklerinizi gideriyorsanız işte sizin yansıtıcı düşme beceriniz gelişiyor demektir. Yansıtıcı düşme becerisini geliştiren önemli bir teknik var. O da mikro öğretimdir arkadaşlar. Mesela probleme dayalı öğrenme yaklaşımı anlatacağım, mikro öğretime. Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı, problem çözme, ne bileyim örnek olay gibi yöntem, teknikler yansıtıcı düşünme becerisini kazandırır. Bakın mikro öğretimi hem de yansıtıcı düşünme becerisini her ikisini ekonomiklik ilkesine göre bütünleştirerek ifade etmeye çalışayım. Mikro öğretim mesela, bir ders anlatıyorsun kamera karşısında, video karşısında. Daha sonra sen, senin arkadaşların ve danışman hocan seni eleştiriyorlar. Hocam bak, dikkat çektin, güdülemedin, hedeften haberdar ettin, gözden geçirdin, farklı yöntem tekniklerden yararlanmadın, ses tonunu etkili kullanmadın, farklı araç gereç materyallerden yararlanmadın gibi seni eleştiriyorlar. İlk seferde olabilir. Daha sonraki süreçte hatalarını görüp düzeltiyorsan, ya ben daha önce işte öğrencileri güdülememiştim, İkinci ders anlatımımda güdüleyim. İşte farklı yöntem tekniklerden yararlanmamıştım, İkinci ders anlatımımda bu hatamı da gidereyim deyip eksikliklerini gideriyorsan, üçüncü süreçte daha da fazla eksikliğini gideriyorsan, dördüncü süreçte eksikliğin kalmayıncaya kadar ve hataların en aza ininceye kadar dersi işleyip hatalarını görüyorsan, ve ders çıkarıyorsan, o hatayı tekrarlamıyorsan, sen de yansıtıcı düşünme becerisi gelişmiştir diyoruz. Evet, yansıtıcı düşünme becerisi sadece kendi hatalarından ders çıkarma değil, başkalarının hatalarından ders çıkarma da yansıtıcı düşünme becerisiyle ilgilidir. Mesela senin arkadaşın farklı yöntem tekniklerden yararlanmadı. Sen bunu gördün. Dedin ki benim arkadaşım farklı yöntem tekniklerden yararlanmadı, bu bir eksiklik, ben bunu yapmayacağım, bu deneyimden yararlanacağım dese de yansıtıcı düşünme becerisidir. Şurayı üstün bir şekilde gerçekleştirdi, hedeften nitelikli bir şekilde haberdar etti, ben de hedeflerden nitelikli bir şekilde haberdar edeceğim dersin başında, hedeften haberdar etmeliyim diyorsa yansıtıcı düşünme becerisidir. Yansıtıcının diğer ismi yansıtmacı diye de gelebilir, aklınızda bulunsun arkadaşlar. Mikro öğretim böyle bir teknik. Bu haliyle, bu anlattığım haliyle neyi geliştiriyor? Yansıtıcı. Peki arkadaşlar, problem çözme nasıl yansıtıcı düşünme becerisi geliştirecek? Sen bilimsel süreci kullanarak günlük yaşamda karşılaşmış olduğun problemleri çözersen oradan bir deneyim kazanırsın. Bir daha öyle bir problemle karşılaştığın zaman o hatayı tekrarlamazsın. Bu sayede yansıtıcı düşünme becerin gelişir. Örnek olay yöntemini anlatmadım, anlatacağım bir sonraki videolarda. Örnek olay yöntemi de keza aynı şekilde, günlük yaşam içerisindeki karşılaşılmış veya karşılaşılması olası bir problemi arkadaşlarımızla birlikte öğretmenin yönlendirmesiyle çözersek, sınıf içerisinde bir deneyim elde ettik. Elde ettiğin deneyimleri günlük hayatta benzer problemlerde kullanır, o hatayı tekrarlamazsan yansıtıcı düşünme becerin gelişmiştir diyoruz arkadaşlar. Bir diğer düşünme becerisi, analitik düşünme olsun.
Analitik düşünme nedir arkadaşlar? Çözümleme, ayrıştırma, ögelerini ayırma, bir durumu aşama aşama inceliyorsanız arkadaşlar analitik düşünme becerisine sahipsinizdir. Çözümleme, ayrıştırma, ögelerini ayırma. Bizim için analitik düşünme becerisi ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Hangi hedefle alakalı? Analiz. Ne yapıyoruz? Çözümlüyoruz. Analiz yapma. Analiz yapma ile ilgilidir. Arkadaşlar mesela işlenen bir metnin giriş, gelişme, sonuç bölümlerini ayırarak inceliyorsanız, öğretmen derste bir metin getirdi, metni size okudu, metni işledi, daha sonra metni giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde neler yaşanıyor, neler oldu deyip çözümleme yaparak öğreniyorsanız analiz yapıyorsunuz. Hangi düşünme beceriniz gelişir? Analitik düşünme beceriniz gelişir. Balık kılçığı diye bir teknikten bahsedeceğim. Balık kılçığı tekniği bir durumu neden ve sonuçlarını ayırır. Bir durumu ana neden ve alt nedenlerini ayırır. Bir durumu ana neden, alt neden, neden ve sonuçlarını ayırarak incelememizi sağladığı için balık kılçığı hangi düşünme becerisini geliştirir? Analitik diyeceksiniz arkadaşlar. SWOT analizi. Bu teknik arada derede bir teknik. Hem analitik düşünmeyi anlatayım hem de aradan bir tane tekniği çıkarayım. Ne dersiniz? Arkadaşlar SWOT analizi genellikle şirketlerin incelenmesinde kullanılıyor. İngilizce baş harfleri, bunları siz düşünebilirsiniz. Şöyle S güçlü yönler, W zayıf yönler, O olanaklar, T tehlikeler. Büyük harfle yazalım. Tehlikeler. Evet arkadaşlar, mesela bir şirketin güçlü yönleri, zayıf yönleri, olanak ve tehlikelerini dört boyutta ayrı ayrı inceliyorsanız şirketi ne yapıyorsunuz? Analiz ediyorsunuz. Dört boyutta inceleyerek analitik düşünme becerisini geliştirmiş oluyoruz. Şirketin güçlü yönleri neler? Buraya yazdık. Şirketin zayıf yönleri neler? Şirketin olanakları neler? Şirketin tehlike arz eden durumları neler? Değil. Dört boyutta incelediysek biz buna SWOT analizi diyoruz. Hangi düşünmeyi geliştiriyor? Analitik düşünme becerisini geliştiriyor diyeceğiz. Tekrar söylüyorum. En önemli teknik balık kılçığıdır. Onu da zaten işleyeceğim. Bir diğer düşünme becerisi empatik düşünme diyelim arkadaşlar. Empatik düşünme becerisi. Evet, kendimizi başkasının yerine koyarak nedenleriyle birlikte düşünme. Evet, bizim için empatik düşünme becerisi olduğunu söyleyebiliriz. Empati olduğunu söyleyebiliriz. Rehberlik dersinde zaten Hasan hocanız anlattı. Bunları detaylı biliyorsunuz arkadaşlar. Ama yine de tekniklerden örnek verelim. Empatik düşünmeyi geliştirmek, kazandırmak için hangi tekniklerden yararlanılır? Mesela rol oynama. Rol oynamadan daha güzel de daha çok sorulan, en çok sorulan sorulardan bir tanesi son yıllarda konuşma halkası tekniği empatik düşünme becerisini kazandırıyor. Rol oynama, konuşma halkası teknikleri empatik düşünmeyi geliştirir. Hem de bu teknikleri detaylı anlatacağım ama bir giriş de yapmış oluruz. Rol oynama tekniği nasıl empatiyi geliştiriyor? Rol oynama tekniği. Şöyle arkadaşlar, kendimizi başka bir karakterin yerine koyarak o karakteri, o kişiliği anlayarak onun gibi duyguları ve düşüncelerimizi ifade ediyorsak, kendimizi o kişinin yerine koyarak nedenleriyle birlikte düşünüyoruz. Empatiyi geliştiriyor. Empati kurmamızı sağlıyor. Rol oynamada canlandırma yapıyoruz tabii. Hadi bakalım, sen Fatih Sultan Mehmet'sin. Hadi bakalım, onun gibi düşün, onun gibi duygu ve düşüncelerini ifade et. Başka bir karakterin yerine kendimizi koyuyoruz. Konuşma halkası tekniği nedir? Nasıl empatiyi geliştirir? Şöyle arkadaşlar, işte ne yapıyoruz? Diyoruz ki bir hikaye, bir durum, bir olay, bir gazete haberi sınıfa sunuyoruz.
Daha sonra diyoruz ki sen o karakterin yerinde olsaydın duyguların ne olurdu? Hadi bakalım duygularını söyle. Ben o karakterin yerinde olsaydım işte heyecanlanırdım, şöyle olurdu, böyle olurdu, şöyle hissederdim, böyle hissederdim deyip çocuklar kendilerini hikayede geçen karakterin yerine koyarak duygu ve düşüncelerini nedenleriyle birlikte anlatıyorlar. Hangi düşünme gelişiyor? Empatik düşünme becerisi gelişiyor diyeceksiniz. Bir diğer düşünme becerisi eleştirel düşünme. Eleştirel düşünme becerisi. Arkadaşlar burada da önemli olan şey değerlendirmedir. Değerlendirme yapma. Değerlendirme yapma arkadaşlar. Ölçüt ve ölçütlere göre karara varma, yargıya varma, sorgulama. Karara varma, yargıya varma, sorgulama. Hemen bunu da şöyle sorular geliyor arkadaşlar. İnternet tabanlı öğrenme. Ne demiştim arkadaşlar? 21. yüzyılda bilgi çok hızlı artmaktadır. Bilgi kirliliği vardır. Her gördüğümüz bilgiyi doğru kabul edip öğrenmek mi gerekir? Yoksa bilgiyi sorgulayarak, doğru argümanlarla karşılaştırıp, doğru sonuca vararak mı öğrenmek gerekir? Evet, ikincisi arkadaşlar, işte bu eleştirel düşünme becerisini geliştirir. Argümantasyon yapıp. Argümantasyon ne demek? Dayanaklandırma. Temellendirme demek. Bilginin argümanını araştırıyorsun. Doğru ölçütleri, doğru argümanları, doğru bilgileri ortaya koyuyorsun. İnternetten elde ettiğin veya her sağdan soldan, benden, başka hocalardan elde ettiğiniz bilgileri argümanlarla karşılaştırıp, sorgulayıp doğru bilgiye ulaşıyorsan sende hangi düşünme becerisi gelişiyor? Eleştirel düşünme becerisi gelişiyor diyeceksiniz. Hangi yöntem tekniklerde var? Mesela şeyde var arkadaşlar, mikro öğretimde yine. Mikro öğretim tekniğinde eleştirel düşünme becerisi var. Öğretmen adayı, öğretmende bulunması gereken niteliklere, ölçütlere göre sorgulanıyor. Eleştiriliyor, değerlendiriliyor. Olumlu ve olumsuz yönler ortaya konuluyor. Bir de arkadaşlar şunu da belirtmeden geçmeyeceğim. Eleştiri demek sadece olumsuz yönlerimi ortaya koymak demek. Eleştiri demek işte yerin dibine batıncaya kadar olumsuz yönleri suratına çarpmak mı demek? Hayır. Eleştirel düşünme demek olumlu ve olumsuz yönleri ortaya koymaktır. Mesela diyorsun ki işte Özcan Hoca dikkat çekiyor, güdülüyor, hedeften haberdar etmiyor. Farklı yöntem tekniklerden yararlanıyor. Az önce dedim ya, tahtayı etkili ve yarım doğru kullanıyor. Ondan sonra ses tonu iyi, o kötü, bu iyi şeklinde Özcan öğretmeni öğretmende bulunması gereken niteliklere göre olumlu ve olumsuz yönleri, yarım artı yönlerini ortaya koyuyorsak bizim için eleştirel düşünme becerisinin geliştiğini gösteren bir kanıttır diyoruz arkadaşlar. Mikro öğretim böyle. Aynı zamanda tartışma tekniklerinde de var. Hani bir olay, bir durum, bir grupla öğrenciler fikirlerini beyan eder, doğru bir şekilde sorgularsa, tartışırsa bu da eleştirel düşünme becerisini geliştirir. Tartışma tekniği. Tartışma teknikleri eleştirel düşünme, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirir diyoruz. Evet, 5 etti, önemli. En son önemli olana bakıyoruz. 6.'sı bakalım arkadaşlar. Yaratıcı, yansıtıcı 2, analitik 3, empatik 4, eleştirel 5. Önemli olan son başlık, metabilissel düşünme. Metabilissel düşünme, üst bilişsel düşünme diyebiliriz. Yürütücü biliş, yürütücü kontrol şeklinde ifadeleri de var. Metabilissel düşünme, nasıl öğrendiğinin farkında olmadır. Farkında olma. En iyi öğrenme yolunu bilme. En iyi öğrenme yolunu bilme. Evet arkadaşlar, Antalya Yedikli'mde Mevlana diye bir öğrencim vardı.
Şu anda arkadaşım, öğretmen arkadaşım. Hala görüşüyorum kendisiyle. Buradan sevgiler, saygılar. Bir gün ders çalışırken, bir gün üst katta kantine doğru giderken sınıfın birinde yüksek sesle sesler geldiğini duydum. Normalde ders olmadığını biliyorum. Kapıyı açtım. Mevlana içeride ders anlatıyor. Tahtayı kullanıyor. Ama sınıfta kimse yok. Bu arada Mevlana din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni. Konyalı. Neyse. Baktım Mevlana ders anlatıyor. Ne yapıyorsun Mevlana dedim. Hocam dedi ders anlatıyorum dedi. Dedim sınıfta kimse yok. Hocam dedi benim en iyi öğrenme yöntemim anlatarak, kendimi ifade ederek öğrendiğim kavramları tahtaya kavram haritası çizerek ve yüksek sesle anlatarak en iyi şekilde öğrendiğimin farkındayım. O yüzden müsaadenle ben bu tahtayı kullanacağım. Bu tahtaya kavram haritası çizeceğim ve yüksek sesle anlatacağım. Bu şekilde öğreniyorum. Benim en iyi öğrenme yöntemim bu. Ve gerçekten de en iyi öğrenme yöntemini bulup buna göre ders çalışıyorsa metabolisel düşünme becerisinin geliştiğini söyleyebiliriz. Metabolisel düşünme becerisi deneme yanılmayla da bulabilirsiniz arkadaşlar. Her gün farklı bir yöntemle çalışır. Her gün yönteminizi bir günlüğe kaydeder. Günlüğe kaydettikten sonra en iyi çalışma yöntemini bulursanız ya ben işte kavram haritalarıyla çalışarak konuyu bütüncül bir şekilde öğrendiğim zaman daha iyi öğreniyormuşum. O halde benim en iyi öğrenme yolum kavram haritalarıdır diyorsanız işte metabolistler düşünme becerinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Evet, her gün farklı bir yolla, yöntemle çalışıp bunu günlüklerle kayıt altına alıp en iyi çalışma yöntemini bulma. Aslında metabolistler düşünme becerisi bilgi işleme kuramında da anlatılır. Bilgiyi kısa süreli belleğe, kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe. İşte önce duysal kayıt, kısa süreli bellek, uzun süreli bellek. Bilginin kalıcı olmasını sağlamak, bilginin transferini sağlamak. İşte bu zihinsel süreçlerinizin farkındaysanız, nasıl öğrendiğinizi biliyorsanız, bu öğrenme yoluna göre öğrenme faaliyetlerini düzenleyip çalışıyorsanız metabolistler düşünme ile ilgilidir diyeceksiniz arkadaşlar. Aslında metabolistler düşünmeye şöyle de bakabiliriz. Yani en iyi öğrenme yolu derken öğrenme yollarını size sayayım. Motive olarak mı ders çalışıyorsun? Dikkat, yani altını çizerek, yıldız atarak, italikli kelimeleri daha mı iyi algılıyorsun? Bilgiyi uzun süreli belleğe aktarırken kodlamalar mı yapıyorsun? Akronim, akrostiş gibi yöntem tekniklerle, kodlamalarla mı daha iyi öğreniyorsun? Kavram haritaları mı? Nedir? Senin en iyi ders çalışma yöntemi nedir? Tekrar mıdır? Ve bunların kombosu mudur? Birkaçını kullanabilirsiniz. Biraz lafı uzattım. Mesela bazılar şey der. Hocam ben en iyi öğrenme yolum şu. Kavram haritaları çizerek, kodlamalar yaparak, daha sonra öğrendiğim bilgileri tekrar yazarak ben en iyi şekilde öğreniyorum der. En iyi öğrenme yolu 3 farklı yöntemi kullanarak olduğunu söyleyebilir arkadaşlar. Metabolistler düşünme bizim için önemli bir düşünme becerisi. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Diğer düşünme becerileri. Diğer düşünme becerilerine de bir bakalım. Bilimsel düşünmeye bakalım arkadaşlar. Dedim ya şuraya bir şöyle bir ayrım noktası koyalım. Soruları çözmek için belki lazım olabilir arkadaşlar. Sürpriz çıkabilir zannetmiyorum. Bilimsel düşünme hızlı ilerleyeceğim o yüzden. Bilimsel düşünme. Arkadaşlar bilimsel süreç becerilerini kullanabiliyorsanız, deney yapma, gözlem yapma, çıkarımda bulunma, tahminde bulunma, değişkenleri kontrol etme, problem çözme, proje, araştırma, inceleme gibi çalışmalardan yararlanıyorsanız bilimsel düşünmeniz gelişmiştir arkadaşlar. Problem çözme, proje, araştırma, İnceleme gibi çalışmalardan yararlanıyorsan, deney yapabiliyorsan, gözlem yapabiliyorsan, sınıflama yapabiliyorsan, karşılaştırma yapabiliyorsan, değişkenleri belirleyip kontrol altına alabiliyorsan, deney düzeneyi hazırlayabiliyorsan, bunlar bizim için bilimsel düşünmenin geliştiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer düşünme becerisi hipotetik düşünme. Evet, hipotetik düşünme varsayımsal düşünmedir. Varsayımsal düşünme. Geçici çözüm yolu ortaya koyma biçimi. Geçici çözüm yolu oluşturma.
Evet, varsayımlar ortaya koyabiliyorsanız, geçici çözüm yolları oluşturabiliyorsanız hipotetik düşünmeye sahipsinizdir. Hani problem çözme yöntemi içerisinde bir problemle karşılaştınız. Problemi nasıl çözebiliriz? Varsayıyorsun. Ya şöyle çözebiliriz, böyle çözebiliriz şeklinde varsayımlar ortaya atıyorsun. Daha sonra o varsayımlara ilişkin veri topluyorsun. Analiz edip varsayımları doğrulamaya çalışıyorsun. Hipotetik düşünme, soyut düşünmeye geçişin en önemli özelliklerinden bir tanesi olduğunu Hasan hocamız anlattı zaten. Varsayımları ortaya koyma, geçici çözüm yolları oluşturma demek yeter. Evet, yakın saat düşünme. Bir de ıraksak düşünme var. Yakınsak düşünme arkadaşlar, farklı düşüncelerin ortak bir noktada toplanması. Farklı hipotezlerin tek bir hipoteze bağlanması. Evet arkadaşlar, yakınsak düşünme klasik eğitim tarafından ortaya konulur. Klasik eğitim. Yakınsak düşünme somut düşünmedir. Tek bir doğruya varmadır arkadaşlar. Yakını görebilme diyebiliriz. Yakınsak düşünme becerisine sahip olan bireylerin tahmin becerileri zayıftır. Mesela yakınsak düşünme, bir tartışma başlattınız. Tartışmada farklı hipotezler, farklı düşünceler ortaya çıktı. Daha sonra o düşünceleri toplayıp hepsini tek bir doğruda birleştiriyorsanız, herkesin düşüncesini tek bir noktaya toparlıyorsanız, sonucu belli olan bir durum ortaya koyuyorsanız, nesnel bilgilere, nesnel yargılara ulaşıyorsanız, toplumun kabul gördüğü işte bu yakınsak düşünme becerisidir. Farklı düşünceleri tek bir düşünce etrafında toplama. Topluma göre düşünme. Hani klasik eğitimde size soru sorarlar. Sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Herkes buna göre düşünmeli, bu sonuca varmalı derler. İşte bu yakınsak düşünmedir arkadaşlar. Somut düşünme, klasik eğitim, tahmin becerileri zayıftır. Hani şeye benziyor ya, programlar vardır ya. 100 kişiye sorduk, 5 popüler cevap aldık. Herkesin düşündüğü popüler cevaplara yönelik düşüncelerini ortaya koyuyorsan yakınsak düşünmeye sahipsin diye düşünebilirsin. Evet, böyle benzetme yapabiliriz. Iraksak düşünme, çağdaş eğitim. Soyut düşünme. Bu da arkadaşlar şöyle, ıraksak, farklı hipotezlerden tek bir hipoteze varma, tek bir noktada buluşma, farklı düşünceleri tek bir noktada buluşturuyor. Iraksak düşünme, bir konu hakkında herkesin özgün, orijinal, farklı düşünmesi diyebiliriz arkadaşlar. Herkes birbirinden farklı düşünceler ortaya koyabiliyorsa, herkes tek bir doğruda birleşmiyorsa, herkesin doğrusu kendine göre farklıysa, yani bireysel farklılıkları kabul ediyorsak, ıraksak düşünmeye sahibiz. Peki hangisi daha çok yaratıcılığı geliştirir? Yakınsak düşünme mi, ıraksak düşünme mi? Tabii ki herkesin farklı doğruları varsa, herkes birbirinden farklı bir şekilde düşünme tarzı ortaya koyuyorsa, hepsini ortak bir paydada birleştirmiyorsak, ıraksak düşünme bizim için yaratıcı düşünmeyi daha fazla destekler. Evet arkadaşlar, ıraksak düşünmeye sahip olan bireylerin tahmin becerileri de güçlüdür. Daha güçlü tahminde bulunabilirler, öznel fikirler ortaya koyabilirler. Önemli bir düşünme becerisi, daha sonra tekniklerde anlatacağım, lateral düşünme. Diğer ismi yanaldır arkadaşlar, lateral yanal, çok yönlü düşünmedir arkadaşlar. Çok yönlü düşünme. Ya hocam, çok yönlü düşünme derken ne demek istiyorsunuz? Şöyle, bir olaya olumlu, olumsuz, objektif, duygusal, yaratıcı ve en son serin kanlı, dingin bir şekilde bakarak düşünüyorsanız lateral düşünme becerisine sahipsiniz. Aslında çok yönlü düşünme derken aslında 6 farklı yönlü düşünme. Lateral düşünmeyi geliştiren teknik nedir biliyor musunuz arkadaşlar? 6 şapkalı düşünme tekniğidir. 6 şapkalı düşünme tekniğinde bir olaya çok yönlü bakarız. Bir olaya 6 farklı bakış açısıyla bakarız. O yüzden 6 şapkalı düşünme lateral düşünme becerisini geliştirir. Hatta şöyle hızlı bir şekilde geçelim mi arkadaşlar? Bilen arkadaşlar için de tekrar olsun. Diğerleri de daha sonra öğrenecek. Evet, beyaz şapka, sarı şapka, siyah şapka, yeşil şapka, kırmızı şapka, mavi şapka şeklinde sıraladık. İşte arkadaşlar, başınıza gelen bir olay, karar vermekte zorlandığınız bir durum varsa,
Olay arkadaşlar beyaz, yani objektif. Sarı, yani olumlu yönde bakıyorsanız. Siyah, yani olumsuz yönde bakıyorsanız. Yeşil, yani yaratıcı düşüncelerinizi katarak bakıyorsanız. Kırmızı, yani duyguları katarak bakıyorsanız. Mavi, yani serin kanlı bir şekilde diğer şapkaların anlamlarını düşünerek karar veriyorsanız, işte yanal, yanlı, çok yönlü düşünme becerisine sahipsin. Objektif, olumlu, olumsuz, yaratıcı, duygusal bir şekilde bunları dikkate alarak en son karar verebiliyorsan olaylara çok yönlü bakabiliyorsun. Aslında lateral düşünme birçok düşünmenin birleşimi gibi. Yani şey diye düşünmeyin. Hocam lateralde işte yaratıcı düşünme becerisini nasıl ayırt edeceğiz? Çok basit. Ya özgün fikirler ortaya koyuyorsan, yaratıcı, olumlu, olumsuz, yaratıcı, duygusal gibi farklı bakış açılarıyla bakıyorsan lateral düşünmedir diye bilmen gerekiyor arkadaşlar. Ve son olarak global düşünmeyi de bilin arkadaşlar. Global düşünme. Bütüncül düşünme, Novak tarafından ortaya atılan kavram haritaları. Arkadaşlar kavram haritaları bir dersin bütününü gösterir. Şuraya bir kavram haritası çizelim. Ana başlığı yazdık. Daha sonra alt başlık, alt başlık, daha sonra bunun küçük alt başlığı, küçük alt başlığı şeklinde kavram haritalarıyla bir dersin kavramsal bütününü gösteriyorsanız, dersin bütününü gösterdiği için global düşünmeyi geliştirir. Arkadaşlar bütüncül bakma, bir olayın bütününü görebilme. İki tane çalışma var burada. Global düşünmeyi geliştiren kavram haritaları, zihin haritaları diyebiliriz. Zihin. Evet, kavram haritaları ve zihin haritalarıyla dersin bütününü görebiliyorsak, bütünü anlamlı bir şekilde öğreniyorsak, hangi düşünme becerisini geliştirir diye sorulduğunda ne diyeceğiz arkadaşlar? Global düşünmeyi geliştirir diyeceğiz. Evet arkadaşlar, 3. ünitenin sonuna geldik. Eğitimin adresi atölye serisi. Hoşça kalın arkadaşlar.